Eda Nur, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Kendini tanıtır mısın? Ben Eda Nur Aydın. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim. İkinci sınıf olduk. Evet. Peki, hazırlık okumuş muydun Eda Nur? Yok, hayır. Atladım. Hazırlık atladık. Peki hazırlık atladığın için pişman mısın yoksa mutlu musun? Çok mutluyum. Direkt başlamış oldum. Zaman kaybı olmadı. Yani hazırlık okumadık. Evet. Peki senin hikayen birazcık farklı. Evet. YKS Dil'e burada 2019'da sınavı için hazırlanmıştık. Bir maceranı anlatır mısın? Ben liseyi sayısal bölümünden bitirdim. Hı. Sayısaldan mezun oldum. Sonra istediğimin bu olmadığına karar verdim. Bir yıl daha hazırlanmaya Hı. karar verdim. Akın Dil'e geldim. İyi ki gelmişim. Bir yıl burada hazırlandıktan sonra tam o pandemi dönemine denk geldi ama online'a geçtik. Evet. Derslerimiz devam etti. Düzenli denemeler, kendim evde sizin anlattığınız gibi devam ettim. Öyleydi. En sonunda yoğun kamp dönemi yaptık. Yani sayısal çıkışlıydın ama sayısal devam etmek istemedin. Dilden devam ettin. Evet. Kaç doğru yapmıştık hatırlıyor musun sınavda? Hocam doğruyu hatırlamıyorum da 76 netim falan 76 net. 80 vardı soruda çok güzel bir başarı olmuştu. Sonrasında Bilkent'i ve İngiliz Dil ve Edebiyatı'nı yani. konuştuk. Hatta devlet mi, mütazim tercümanlık mı, öğretmenlik mi hepsini konuştuk. Peki neden edebiyat tercih ettik? Ya da edebiyat istiyor muyduk başlangıçta? Başlangıçta edebiyat düşünmüyordum. Hep dil bilimci olmak istiyordum. Dil bilimi, dil bilimi. Hı. Ama daha sonrasında işte sizlerin yardımıyla, sizlerin önderliğinde bunun benim için iyi olabileceğine karar verdim. Kitap okumayı da Hı seviyordum. hı. Aslında çok okuyoruz. Daha fazla okunuyor. Ama güzel de analiz yapmayı çok sevdiğimi fark ettim. Yani özellikle sayısal mezun olunca zaten matematiği de seviyorum. Hı. Sürekli analiz, bol kitap okuma. Yani bol kitap okuma bölüm aslında umduğundan daha iyi Evet, oldu. daha Sana iyi iyi oldu. geldi. Peki Bilkent olmaktan mutlu musun? Demiştik Mutluyum. Bilkent seni mutlu edecek. Bilkent tercihi yani İstanbul'a gitmektense kesinlikle Bilkent demiştik. Mutlu muyuz? Çok mutluyum. İyi ki Bilkent geldim. ne kattı? Bilkent çok şey kattı. Yani böyleyken böyle oldu. Daha açıldı benim görüşüm. Hayata dair olsun. Daha fazla şey yapabileceğimi gösterdi. Çünkü çok başarılı insan var. Zaten oradan mezunlar. Genelde yurt Evet. içi, yurt dışı çok iyi işler yapıyorlar. Ben de mutluyum. Her olanak var. Kullanabiliyoruz. Kütüphanemiz zaten Müthiş bir harika. Çok kütüphane. giremesem de Yine de çok ciddi bu yatırımlar yapıyorlar ve online kaynak erişiminiz de çok fazla. Peki, sadece okul, sadece bölüm yeterli mi? sadece okul, sadece bölüm değil bence. Bir şeyler katmamız gerekiyor kendimize. Ne bileyim, neler kattın kendine? Ben farkında olmadan küçükken 9 yaşımda Korece katmışım kendime Hı İngilizceden hı. önce. Sonra bir şeyler hani kabiliyetim olduğunu fark ettikten sonra işte İngilizce okulda devam ettik ama okulda olması da yeterli olmuyordu. Yani evde hep kendi kendime konuşuyordum. Hı. Kendi kendimi o dilde düşünüyordum. Yani o dili artık o dili de düşünebildikten sonra zaten o Ama bu iyi çok kıymetli düşünüyorum. iki şeyi söyledin. Kendi kendine konuşmak, hep dediğimiz şeydir. Kendini kaydet, ayna karşısında konuş, Evet. telefonuna kaydet, yaz, o dilde düşün. Bu çok kıymetli. Bunu yapmış olduğun için tebrik ediyorum. Peki başka diller var mı? İspanyolca var. Hı. O da aşikarlık küçüklüğümden beri. Yani annem hep İspanyolca şarkılar olsun falan dinlerdi. Ben de merak ederdim bu dil hangi dil? Hı Hani hı. Korece değil, İngilizce de, Türkçe hiç değil. Kulağım alışmıştı ona. Sonrasında büyüdüğümde, çok büyümedim ama kendim başladım, devam ettim. Evet. Bilkent'ten de bu sene işte başlar başlamaz İspanyolca aldım. Onu da devam ettirmeyi düşünüyorum mezun olana kadar. Yani üniversitede sadece bölümle, sadece okulla yetinmeden daha geniş bir vizyonla hareket etmek gerekiyor. Evet hocam. Darısı diğer dillere diyelim daha Darısı çok. diğer dillere. Peki, bu şu anda tercih yapacak adaylara bir tavsiyen olsa, hani şunu yapmayın dediğin bir şey var mı? Şunu yapmayın. Ya da şunu yapsanız daha iyi olabilir. Mesela başka dilleri hiç düşünmeyenler var ya da hiç edebiyat düşünmeyenler var. Yani hani bu konuda sence önemli gördüğüm şeyler var mı? Bence burası çok önemli sizlerin görüşü. Çünkü zaten öğrenciyi tanıyor oluyorsunuz ve
tanımasanız bile burada birçok sorular sorarak anlıyorsunuz ne istediğinizi. Aile baskısı olmadan, ya ben çok şanslıydım o konuda, ailem her konuda destekledi beni. Evet. O yüzden kendi istediğim şeyi okuyorum şu anda. Hep arkamda olurdu anne, babam, kardeşim olsun. Evet. Yani istemediğiniz bir bölümü okumaktansa hiç okumamak daha iyi. Bir yıl daha çalışmak mı daha makul? Aynen öyle. Çünkü zaten genciz, yaşımız küçük. Vakit kaybı olarak görmeye gerek yok. Evet, daha doğru yatırım yapıp senin gibi mesela hazırlığı atlayarak, doğru mu? Yani o yılın telafisi mümkün. Yani onu iyi düşünmek lazım. Eda Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ziyaretin için, paylaşımların için gençlere ışık tutacaktır bu. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür.